Bugün neler yapıyoruz biliyor musunuz neler? İnanılmaz güzel çıtır sepetler. O yufka sepeti yapacağız. Böyle çıtır çıtır içerisine ıspanakları koyacağız. Sonra tık diye atacağız. İnanılmaz güzel bir ikramlık. Sonra yanında da kayısılı, tarçınlı, elmalı bir de tartımız var. Tart hamuru yapmayı herkes sevmez. Ama bizim tarifimiz çok lezzetli ve çok kolay. Kağıdı kalemi hazırlayın, programımız başlıyor. Birazdan ıspanak sepetlerimiz geliyor. Çıtır çıtır içerisinde ıspanak var, üzerinde kaşar, aman aman. Az sonra tarçınlı, kayısılı, inanılmaz güzel bir elmalı tart geliyor. Sakın kaçırmayın. Bugün çok güzel bir ıspanak sepeti yapacağız. Ne demek ıspanak sepeti? Aslında önce sepeti yapacağız. Sepet içinde yufka kullanıyoruz. Sonra içerisine istediğiniz gibi ister ıspanaktan yapın, isterseniz de semizotundan yapın. Hangisini istiyorsanız hiç fark etmez. İstediklerinizi güzelce tavada soteleyeceksiniz. Sonra da yapmış olduğumuz yufkalı sepetin içerisine yerleştireceğiz. Ondan sonra güzel bir kaşar rendeliyoruz ve kaşarlarımızı, artık güzel mi değil mi kaşar bilemiyorum da. Hayır, bazen böyle eski kaşar da çok güzel oluyor ya da taze kaşar da üzerine güzel oluyor. Kaşarlarımızı rendeledikten sonra tekrar fırına atıp çıkartacağız. O zaman o böyle yufkanın çıtırlığı, sebzenin içindeki lezzeti, her şeyle beraber kaşarlar bir atımlık gidecek. Böyle keyifli bir tuzlu yapıyoruz bugün. Önce tuzluyla başladık. Peki malzemelerimizde neler var onlara bakalım. Malzemelerimizde yufkamız var. Arkasından ıspanaklarımız var. Şöyle ıspanaklarımızı alalım. Şu kök kısımlarını kesiyoruz. Onlarla ayrı bir yiyecek, yemek yapılıyor. Evet, ıspanaklar. Sonra soğanımız var. Aynı şekilde bu kadar. İstiyorsanız bir miktar ne yapabilirsiniz? Kuş üzümü. Bir miktar kuş üzümü ekleyebilirsiniz. Yaprak kısımlarını çok fazla kesmiyorum. Çünkü onlar zaten tavaya girdiği zaman küçülecek. Ama şöyle bir kasenin içerisine bunları hazırlıyorum. Bu arada soğanlarımızı da keselim. Şöyle soğanlarımızı olabildiğince ince kesiyoruz. Burada dikkat edeceğim şey, biz zaten tek kişilik, tek böyle tek atımlık minik tuzlular yapıyoruz. O tek atımlık minik tuzlularda soğan ağzınıza direkt gelmez. Çünkü soğan geldiği zaman hani lezzetli olmaz. Hele bir davet sırasındaysa hiç istenen bir şey değildir. O yüzden olabildiğince ince bir şekilde doğrayın. Zaten tavanıza attığınızda küçük küçük sotelenmiş olacak. Fırınımı açtım. Buradan sesini duyuyorum fırınımın. Nedir? 180 derece fanlı fırın. Yani 180 derece içerisindeki, fırınınızın içerisindeki o fan çalışıyor olması gerekiyor. Evet, şimdi şunları küçük küçük parçalar haline getirelim. Olabildiğince ince ve küçük. Yavaş yavaş. Bir mutfak robotu da kullanabilirsiniz bunun için. Ya da elinizle toplaya toplaya küçültebilirsiniz. Yarısını kaldırıyorum soğanımın. Bana bu kadar yeterli olacak. Yalnız gerçekten soğan sıkıymış. Yaşardım gözlerim. Peki başka ne koyabiliriz? Sarımsak koyabilirsiniz. Ama davetinizin cinsine göre değişir. Bir iş yemeği ise
ya da arkadaşlarınızı hani iş yerine, ofisten, firmadan arkadaşlarınızı çağırıyorsanız o zaman çok fazla sarımsak önermiyoruz. Ya da siparişiniz geldi size, o da olabilir. Oh, gözlerim bittim. Hemen açıyorum. Şu soğan dışında da ağlatan yok yani gerçekten. Diyelim ki işte siparişiniz geldi. Ne yapıyoruz o zaman? Diyoruz ki nedir demografik yapısı misafirlerimizin? Önce soğanlar gidecek. Ne diyorduk? Demografik yapısından bahsediyorduk. Misafirlerinizin demografik yapısı nasıl? Böyle çok kokmayacak türden olacaksa o zaman diyorsunuz ki kokacaksa sarımsak olmasın. Kokmayacak türden işte aile ortamındaysa o zaman sarımsak koyalım, işte soğan koyalım, biraz daha arttıralım gibi. Böyle kendinizde karar verebilirsiniz. Şu anda yağım ısındı. Evet. Ve soğanlar gidiyor. Evet. Güzel. Bir daha. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz soteliyoruz. Tuz, karabiber koyuyoruz. Evet, tuz ve karabiber. Karabiberimiz de gidiyor. Bulmam lazım ama önce. Buldum. Burada hepsi var. Sonra istediğiniz başka baharatlar varsa onlardan da koyabilirsiniz. Hangisini istiyorsunuz? Bırakın bırakın. Elinizde ne varsa bırakın. Benle beraber ilgilenin lütfen. Evet, hangisini istiyorsunuz? Zerdeçal. Olabilir mesela. Kimyon. O da olabilir. Evet. Özellikle zerdeçal. Zerdeçal koyuyorsanız gerçekten sizi tebrik ediyorum. Çünkü zerdeçal çok iyi bir antioksidan ve safranın yerine de aslında zerdeçal kullandığınız zamanlar oluyor. Yani ona dikkat edebilirsiniz. Renk veriyor. Zaten vücut için çok sağlıklı. O yüzden mümkün olduğunca baharatları arttırıyoruz. Tuz oranını da azaltıyoruz tuzlarımız için. Şimdi biraz daha ıspanak koyacağım. Sonra da gidip zerdeçalımı alacağım. Onu da evet ekleyeceğim. Şöyle yaprak kısımlarını daha irice bölelim. Peki. Bakıyorum benim soğanlarım böyle transkülen dediğimiz bizim biraz daha şeffafımsı hale geldi. O yüzden diyorum ki tam zamanı. Ispanakları atalım. Kuş üzümü? Olur. Kuş üzümü de çok güzel olur. Bu tarif için olur. Ama elinizde yoksa önemli değil. Hangisi elinizde varsa onu kullanın. Yalnız baharatları muhakkak işin içine katmanız gerekiyor. Ne yaparsanız yapın, mutfak canlı, mutfağınıza iyi bakın. Baharatları taze tutmaya çalışın ve bol bol çeşitli çeşitli tutmaya çalışın. Bol çeşitli olunca yemekler de çeşitleniyor ve dediğim gibi tuzu azaltıyoruz, baharatları arttırıyoruz. Biraz altını kısıyorum çünkü şimdi zerdeçalımı ekleyeceğim. Evet, şunları kaldıralım, bunlarla işim bitti. Şimdi geriye ne kaldı? Tabii ki yufkamı yapma işi var. Onun için şunları toparlayayım birazcık. Buralarda soğanlar kalmış. Yufkamızı açıyoruz. Evet. Şöyle yapışmadan hızlıca açalım. Tamam. Bu arada zerdeçalımı da almaya gidiyorum. Bana sosyal medyadan şöyle bir soru geliyor. Soru da şu. Sebzeler böyle atıldığında hani ısıya geldiğinde neden küçülüyor? Evet, güzel bir şey. Güzel bir soru. Teşekkür ediyoruz seyircimize öncelikle. Sebzeler neden küçülüyor? Çünkü sebzelerin de içerisinde, özellikle bu yeşil sebzelerin içerisinde böyle bol miktarda hücre duvarlarında içerdiği su var, su miktarı var. Ve bu su miktarı ısıyla beraber hücre duvarları aslında şöyleyken parçalanıyor ısı geldiğinde. İçerisindeki su da buharlaşmaya başlıyor ve buharlaştığı zaman aslında hücre duvarlarının oralardaki tat ve koku moleküllerini de yanında götürüyor. İşte aslında yemekler pişerken aldığımız bu koku onların koku moleküllerinden geliyor, tat moleküllerinden geliyor. Fazla pişirdiğinizde o iyice hani yok oluyor ve güzel bir koku molekülü çıkamıyor.
O zaman lezzet kayboluyor. Biz de bunu istemiyoruz. Tabii ki çiğ yiyin demiyoruz ama az pişirmeli, daha böyle özünde bırakmalı gibi. Ben bu arada altını kapattım ıspanağımı. Peki nasıl bir şey yapacağız? Şu öncelikle şu tarz kurabiye kalıpları var yine, kulpatlar. Bunlardan kesinlikle pastacılık malzemeleri satan yerden edinebilirsiniz. Mutfak malzemeleri satan yerden edinebilirsiniz. Bunlar böyle ebat ebat, küçükleri de var, büyükleri de var. O şekilde bir toplu halde bulabiliyorsunuz. Diyelim ki bulamadınız ya da şu anda yapmak istiyorsunuz ve elinizde kulpat yok. Bunlara kulpat deniyor. Ne yapacaksınız? Fincan, bardak, onunla da işlemi yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Önemli olan yufkayı kesmeniz. Kesebilin yani. Evet, şimdi öncelikle kesmeden önce diyorum ki ben bunları güzelce sıvı yağla fırçalayayım. Biraz kendime sıvı yağ alıyorum. Bildiğimiz sıvı yağ. Zeytinyağı değil ama. Bakın, zeytinyağı değil. Neden? Çünkü 180 derecede pişireceğim. 180 derece zeytinyağım için bir tık fazla geliyor. O yüzden böyle değişik kokular geliyor, duman geliyor fırından. O yüzden sıvı yağ. Güzelce sıvı yağla yağlıyorum yufkamı. İyi bir şekilde. Bıdır bıdır. Arkasından bunu ortadan ikiye katlayacağım. Evet, ortadan ikiye katlayalım. Ki kalın olsun birazcık. Ama yapışması da lazım. D şeklinde, yarım D şeklinde. Evet, katlıyoruz. D gibi oldu. Şuradan bakanlar için D. Şöyle yaparsam farklı. Evet, neyse devam ediyorum ben. İyice yapıştırıyorum bunu. Sonra yüzeyini tekrardan sıvı yağla yağlıyorum. Arkasından keseceğim. Evet. Burada daha yufkam var. İstersek biraz daha yapabiliriz. Kaç kişiyiz orada? Ses gelmedi. Kısık sesle mi konuşuyorsunuz? O yüzden mi gelmiyor? Ya neden duyamadım sizi? Bilemedim ki. Ha tamam, 5 miyiz? Tamam, oldu. 2 de biziz. Çok güzel. Evet, şimdi başka bir şey daha çıkardım. Hop, tezgahın altından. Zaten ne varsa bu tezgahın altında. Hepsi burada. Çöp de burada. Şimdi kalıplarımın büyüklüğüne bakıyorum. Ya şununla yapacağım ya bununla demiştim ya. Boy boy diye. Büyükle gidelim. Yok, önce bir tanesini küçükle yapalım. Diğerlerini büyükle yapalım. Şöyle kestik. Yerleştiriyoruz. Bakalım. Güzel. Aslında. Bu boy iyi. Şimdi piştiği zaman yine içerisindeki o tamamen nem gidecek. Birazcık küçülecek. Peki bir tık büyük yaparsam nasıl olacak? Bir de ona bakalım. Hangisi hoşumuza giderse onu yapalım. Evet. Sanki bir tık da büyük de olacak gibi, değil mi? Evet. Tamam. Büyük de olur, küçük de olur. Küçükle devam ediyorum. Evet, kaç tane kalıp yapıyoruz? 5 sizsiniz. Herkes ikişer tane yer. Nereden geldik? Şimdi, bu şöyle bir konu. Genelde davetlerde bir küçük böyle atıştırmalıklar yapmak istersiniz. Ya da sipariş vermek istersiniz. Önemli olan, dikkat edin, siparişiniz çok gelmesin veya siparişiniz az gelmesin. İnsanlar kaç çeşit yenecekse her şeyden İki atımlık olarak düşünmek lazım. Mesela ıspanak sepeti yapıyoruz biz şu anda. İki atımlık, yani 5 kişi ise 10 tane yapıyorsunuz. Ama çeşidinize göre. Sadece bir çeşidiniz varsa o zaman tehlikeli. Çünkü insanlar tek çeşidi tabii ki ikişer tane yemezler. Daha fazla yerler. Evet. Ne düşünüyoruz şimdi? İşte 5 çeşidim var. 5 çeşit minik atımlık var. Tamam. O zaman 5 çeşitten, her çeşitten ikişer tane yenmeli. Bu da çeşitlerden biri ise ve biz atıyorum yani 20 kişi ise o zaman 40 tane yapıyorsunuz. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Çünkü bu hesaplamayı yaparken pastanenize siparişi verirken de diyorsunuz ki kiloda kaç tane var? Kiloya kaç tane geliyor?
ve siz de hesabınızı yaptıktan sonra ha evet o zaman bana 1 kilo yeter, yarım kilo yeter, 750 gram yeter diye direkt israfı önlemiş oluyorsunuz. Tamam mı? Çeşitlerden ikişer tane yeniyor. Evet, peki kaç çeşit yapılması gerek? Genelde 5 uygun olur böyle atımlıklarda. 3 ile 5 arasında da değişir. Verdiğiniz davetin süresine göre. Süre uzadıkça tabii çeşit sayısı artar. Evet, şimdi birer tane daha yapıyorum. Bir tane daha yapacağım. Tamam. Şunları kaldırıyorum. Geri kalanını yine tabii yayından sonra tamamlayacağım. Çünkü bizim arkadaşlar beni bırakmıyor. Deniz Hanım bunu şöyle yapalım, böyle yapalım. Tamam diyorum, yapalım. Yapalım yiyelim. Yapıyoruz ve paylaşıyoruz. Bu tarz şeyleri ne yapacağız? Siz de yapıyorsunuz. Arkasından komşunuzla paylaşıyorsunuz. Kimsesizlerle paylaşıyorsunuz. Ya da hani yapamayacağını olduğunuz kişilerle paylaşıyorsunuz. Bunları bulmak zor değil. Sadece biraz dikkatli bir şekilde çevremize bakmak yeterli oluyor. Evet. Güzelce sepetlerimi yaptım. Şimdi sıvı yağlı bir şekilde yağladım. Onları 180 derecelik fırınıma atıyorum. Bunlar olurken ben buraları toparlıyorum. Ispanağımı bir kaseye koyacağım ve arkasına fazla değil 1-2 dakika içerisinde böyle iyice kızaracak, sertleşecek. Onları fırından alıp ıspanak sepetlerimin içerisine koyacağım. Birazdan beraberiz. Az sonra tarçınlı, kayısılı, inanılmaz güzel bir elmalı tart geliyor. Sakın kaçırmayın. Evet. Allah. Az kalsın yanıyorduk yani. Şuraları toplayacağım, çene yapacağım falan derken yine yakıyordum. Hayır. Siz hangi türden insansınız? Şunun için soruyorum. Genelde böyle çene olur. Laf lafı açar, konu konuyu açar. Hele sizinle olduğum zaman konu konuyu açıyor. Değil mi? Çok, hep siz sessiz kalıyorsunuz konularda ama ben daha çok konuşuyorum. Böyle bir avantaj var. Avantaj mı bu, dezavantaj mı bilemedim. Avantaj. Şimdi siz nasıl yapıyorsunuz? Yemeklerde eldiven mi kullanıyorsunuz son hazırlama kısmında yoksa kendi elinizin suyuyla mı yapıyorsunuz yoksa çatal kaşık kullananlardan mısınız? Lütfen bu sorunun cevabını hashtag pastaneye tweet atarak söyleyebilirsiniz. Ben duruma göre duruma göre yapanlardanım. Yani şöyle diyebilirim. Bir kere gerçekten yemek tam pişmiş ve sofraya gelecek şekilde ise o zaman muhakkak eldiven kullanıyoruz. Ama yemeğiniz pişmemiş, daha bir kez daha fırına girecek şeklinde ise o zaman direkt elinizi kullanabilirsiniz. Çünkü el eldivenden daha temizdir. Eldiven olduğu zaman elinizde onu hissedemeyebilirsiniz. Ama eliniz direkt çıplakken onun kirli veya temiz olduğunu daha iyi anlayacağınız için tercih edilen şey genelde çıplak eldir. Tabii ki işte sandviç hazırlamıyorsanız mesela ya da salata hazırlamıyorsanız, salata yapıyorsanız muhakkak eldiven kullanın çünkü onun tekrardan pişme şansı yok. Ama şu anda ben içerisine ıspanaklarımı koyuyorum. O yüzden ellerimle de yine destekliyorum. Ispanakları koyduktan sonra çünkü tekrar fırına atacağım. Evet şöyle şu anda çok sıcak gerçekten tepsim. Güzelce evet arada azıcık kırıldı ama önemli değil. Şöyle, hemen şunları göstereyim. Kaseler oldu. Bu kaseleri önceden hazırlayabilirsiniz. Ve şöyle bir avantaj oluyor. Bunları hiç hava almayan kapta 2 gün bekletebiliyorsunuz. Fazla bekletmeyin çünkü acıyor ve yumuşuyor. Güzel olmuyor. Ama 2 gün çok rahat. Nişan var mesela ya da işte doğum günü partisi, aile toplantısı. Arkadaş toplantısı. Bu şekilde küçük küçük sepetler hazırlayabilirsiniz. İçini ayrı yapıyorsunuz, dışını önceden yapıyorsunuz. Çok büyük bir avantaj, lütfen bunu deneyin. Bu da saklama şekli. Yine pastaneden bir püf noktası geldi yani. Evet, şöyle tekrar içini hazırlayalım. Hop,
alamadık. Tamam. Sonra başka neli yapabilirsiniz? Enginarlı yapabilirsiniz. Böyle ama enginarı püre haline getirmeniz gerekecek tanelerinden dolayı. Kuşkonmazlı yapabilirsiniz. Brokolili çok güzel olur. Semizotu aynı şekilde. Ispanak. Bu özellikle hani beyin, unutkanlık bunlara iyi gelen hani sebzeleri de düşünürsek içlerinde neler var? Mesela koyu renkli yeşil sebzeler. İşte bu saydıklarım ıspanak, brokoli bunların içerisine giriyor. Sonra E vitaminince çok yüksek olan avokado. Avokadoyu çok yemiyoruz. Aslında avokado tuzlu yenen bir meyve. Meyve çeşidi ama o tuzlu yapılıyor. O yüzden pek bilmediğimiz için yemiyoruz. Şimdi ben soğanlı güzelce bu hazırlamış olduğum ıspanaklarımı doldurdum. Üzerlerine kaşarlarımı ekliyorum şu şekilde. Ve sadece kaşarlar eriyene kadar fırına koyacağım. Diğer malzemelerimi zaten hazırlayana kadar da kaşarlarım erimiş olur, fırından alırım. Evet, bu kadar. Sonra servise hazır. Dışı çıtır. İçinde güzel sebzeler var. Ve üzeri erimiş kaşar. Daha ne olsun? Lezzetli bir atıştırmalık. Bunların adına ıspanak sepeti diyoruz. Gidiyor. Ve tart hamuruna geliyoruz. Bu arada ıspanak sepetinizin içini saklayabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Ama buzdolabında artı 4 derecede saklıyoruz. Unutmayın. Sepetler ise ayrı bir şekilde kapalı olan kaplarda ve oda sıcaklığında saklanıyor. Evet, şimdi sıra şu tart yapmaya geldi. Tart yapmak herkesin bir korkulu rüyası değil mi? Ama bu tarif çok kolay, basit, hızlıca yapabileceğimiz bir tarif ve içerisinde de elma koyuyoruz. Yani elmalı güzel bir tart yapıyoruz. Hadi bakalım kağıdı kalemi hazırlayın, malzemelerimizi de beraber birlikte yapalım. Şimdi tart yapıyoruz. Tartın inceliklerini göreceğiz. Farklı, güzel, lezzetli bir tarifimiz var. Ama ondan önce attık ya kaşarlar erisin diye ıspanak sepetlerimizi fırına. Onu alalım mı? Fazla böyle pişmesin. Alalım değil mi? Bence de. Alalım, onları bir tabağa geçirelim. Şöyle çıkartıyorum. Evet. Valla erimiş bile. Yani aslında gerçekten tam zamanında. Çünkü fazla pişerse aman ha yanar. Şimdi az pişerse de kaşarlar erimez. Ha. Çok sıcak yalnız. Gerçekten çok sıcak. Lütfen siz de dikkat edin. Şöyle. Evet. Yemeğe hazır. Gerçekten güzel gözüküyorlar. Ben buradan görüyorum. Evet, şunları da koyalım. Hop, aman dikkat. Kırılabilir. O kadar çıtır. Evet. Peki. Şimdi tartımızdan bahsedeceğiz. Tart için ne tür malzemelere ihtiyacımız var onu söyleyeceğim. Evet. Öncelikle şundan bir kurtulayım. Evet, şu tepsimizden kurtulalım. Eldivenlerimizden de kurtuluyoruz. Tamam. Şimdi 3 dolu dolu su bardağı un. Bardaklarımız bu şekilde. Ve bu kadarcık da suya ihtiyacım var. Tamam. Hatta şunu şöyle yapayım. Suyu atıyorum direkt. Sonra yavaş yavaş atayım. 240 gram kadar tereyağı. Tereyağından bir parça alacağım. Çünkü meyveleri soteleyeceğim. Evet. Başka neye ihtiyacımız var? 1 yemek kaşığı şeker ve biraz tuz. İşte şöyle 1 yemek kaşığı şeker atıyorum ve biraz tuz. Bu güzel bir tarif. Neden diyeceksiniz? Şimdi daha önce de çikolatalı
tart yapmıştık. Onun da tarifi güzeldi. Bizim tariflerimizin hepsi güzel. Bu tarif çok kolay, yapabiliyorsunuz. Sonra buzdolabında bekletiyorsunuz. Ve buzdolabında hani raf ömrü olan bir tarif. Yapmadan direkt bekletirsiniz 3 gün. Arkasından ya şu tarz kalıplar kullanacağız. Kalıplara böyle hamurunuzu yerleştirebilirsiniz. Ve yine dip frizde bekleyebilirsiniz. Ve dip frizde beklettiğiniz zaman ömrü, raf ömrü diyorum ben bunlara, bir ayı bulan bir tariften bahsediyoruz. Bu çok önemli. Yani önceden hazırlayıp misafiriniz geldiğinde, pişirdiğinizde aynı ilk günkü gibi bir izlenim veriyor. Bizim için pastane sırlarında önemli olan bir şeyi yaptıktan sonra nasıl saklayabileceğinizi de söyleyebiliyor olmamız. O yüzden lütfen bu püf noktalarımıza dikkat edin. Evet, şimdi tuzumu koydum, şeker koydum, biraz vanilya, toz vanilya da olur, çubuk vanilya da olur. Vanilin de kullanırsınız ama gerçek vanilyanın lezzetinden ödün vermeniz gerekir. O lezzeti unutun, böyle bir şey. Şimdi bunu yoğuracağım tabii ki tereyağımı ekleyerek. Ama önce elmalarımızı, meyvelerimizi soteleyelim. Bunun için bir bıçak alıyorum. Evet. Yeşil elma kullanacağız. Hep söylüyoruz, neden yeşil elma? Çünkü yeşil elma pişirmeye geliyor. Tadı ekşi, tatlıyla daha iyi bir uyum sağlıyor. Ve uzun süre piştiğinde böyle nişastamsı, yumuşak bir karakter yaratmıyor. Yani düzgün karakterli bir elma. O yüzden diyoruz ki öncelikle şöyle parçalayalım. Yeşil elma ile yapalım. Önceliğinizi hep buna verin. Sonra başka kayısı kullanacağız. Evet, şöyle elmalarımızı bölelim. Kayısıda da taze kayısı olur. Kuru kayısı olabilir. Kuru kayısı kullanacaksanız lütfen önceden biraz ıslatın. Yumuşatın. Yumuşaması önemli. Şöyle iç kısımlarını alıyorum elmamın. Kabuklarıyla beraber soteleyeceğim. Hiçbir şekilde onu soymayacağım. Evet. Biraz tereyağı koyuyoruz. İşte o yüzden 40 gramdan bir tık az gibi olacak. Tavamıza biraz tereyağımızı koyalım. Elmaların büyüklüğünü kendiniz belirleyebilirsiniz. Bizim için pişeceğinden dolayı birazcık da böyle dişimize dokunur şekilde olması daha iyi lezzet verecektir. Tamam. Peki ne kullanıyoruz? Tarçın. Baharatlardan da tarçın kullanacağım. Tarçın elma ile çok iyi gidiyor. Kan damar sistemimize çok yardımcı. Sonra işte kandaki şeker oranımızı düzenliyor. Yine bu bilgilerimizi lütfen doktorunuzla ve beslenme diyetisyeninizle teyit edin. Çünkü diyorum ki yani şekerli bir şeyler yiyorsunuz. O yüzden her zaman evde pişirin, katkı maddesinden uzaklaşalım ve her şeyden önce az porsiyonlarla yiyip çok paylaşalım. Sistemimiz bu olsun. Evet. Şimdi son dilimimi de güzelce doğruyorum. Biraz limon sıkacağım. Konuya değil, elmalara. Çok kötü bir espriydi. Neden limon sıkacağız? Ona da söyleyelim. Bir kere birazcık tuz da atalım. Çok azıcık ama pinçik yani. Evet, çok az. Elmalarımız kararmasın. Limonlar elmanın kararmasını engeller. Limon daha doğrusu. Evet, şimdi bir bıçak ihtiyacım var. Tamam. Bir de kesme tahtası. Güzel. Elmalarım pişmeden, altını biraz kısalım. Biraz. Tamam. Güzelce soteliyoruz. Azıcık limon sıktık. Peki başka ne yapacağız? Tabii ki kayısılarımız var. Taze kayısı kullanıyoruz. O yüzden çekirdeklerini çıkartıyorum. Onları bir miktar keseceğim. Ortalığını ikiye ayıracağım. Şöyle benim için 4 tane falan yeterli olacak. Yani bu tarife göre. Evet. Sonra ne yapacağız? Limonu bir miktar daha arttırabiliriz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir sıvı ihtiyacım var. Ya portakal suyu koyacağım
ya mandalina suyu ya da limonun kendisini biraz arttıracağım. Sonra şeker. Şekerle beraber biraz daha soteleyeceğiz. Genelde tart yaparken ne yapıyoruz? Hiç. Şunları görüyor musunuz? Şöyle çekiştireyim. Tamam. Genelde tart yaparken biz elmaları olsun, meyveleri hiçbir şekilde sotelemiyoruz. Meyveleri sotelemediğimiz için biraz su, ne yapıyorum diye bakıyorsunuz değil mi? Söyleyeceğim. Meyveleri sotelemek gerekiyor. Çünkü öldürmek gerekiyor. Ve meyveleri sotelerken de lütfen tereyağı kullanın. Yağ onların daha iyi tart içerisinde, fırın içerisinde hareket etmesini sağlar. Evet, şöyle biraz kayısılarımı kesiyorum. Çok fazla parçalamadan. Evet, kesme tahtamın altına peçete ama ıslak peçete koydum. Islak peçete tahtamın kaymasını engelliyor. Böyle büyük şef bıçağı kullanırken elimi kesmemi engelliyor. O yüzden her zaman kesme tahtanızın altına ıslak bir bez koyun. Şimdi kayısılarımı da koyuyorum. Şuradan bir kayısı da. Siz hangi türden insansınız? Yaparken yiyen mi? Yapana kadar doyanlardan mısınız? Yoksa hiç yemeyenlerden? Kesinlikle arada bir tatmamız lazım. Tadıp ekşi, tuz böyle yorumlarda bulunmamız lazım ki o bizim damak zevkimizi hem geliştirecek hem de yemeğimizi lezzetleştirecek. Ben diyorum ki kayısı biraz ekşi. O yüzden şeker koyayım. Zaten normalde de bir yemek kaşığı şeker koyacağım. Ama bunu birazcık arttıracağım. Kayısım azıcık ekşi çünkü. Bir, evet ve yarım daha koyuyorum. Tamam. Ne dedik? Bir tık limon koyacaktık ya, şimdi vazgeçiyorum. Çünkü kayısım ekşi. O yüzden limon koymayacağım. Tamam mı? Şunları toparlayayım. Peki, geri dönüyorum. Şimdi geriye ne kaldı? Hafif şunun altını açalım. Onlar olurken biz de tereyağımızla beraber tart hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. Ekledik tereyağımızı. Bir eldiven alıyorum. Mıncıklamaya başlıyorum. Ve bu arada da bir hikaye geldi aslında aklıma. Bir gün Behlül Dağ'a Harun Reşit'e gitmiş. Harun Reşit'e demiş ki bana bir görev ver. Behlül bana ne görevi verecek, ne görevi verecek falan derken ha demiş tamam sen çarşı pazarın ağası ol demiş. Harun Reşit Behlül Dağ'a. Tamam ben çarşı pazarın ağası olayım. Peki nasıl olacak bu şey? Demiş ki direkt git. Bu arada kalan suyumu da alacağım. Direkt git çarşıya, oranın düzenine bir bak. Hemen gitmiş çarşıya. İlk fırıncıya girmiş Behlül Dağ'a. Birinci fırıncı da istemiş ekmekleri, ekmekleri şöyle tartmış. Bir bakmış ekmekler gramajlarından eksik. Dönmüş fırıncının sahibine. Mutlu musun diye sormuş Behlül Dağ'a fırıncı. Fırıncı hiç mutlu değil. Çocukların var mı? Var. Peki karın var mı? Var. Çocuklarım böyle hiç çok tembel, hiç iş yapmıyor, beni çok üzüyor. Karım bana hiç saygı göstermiyor. Doğru düzgün kazanamıyorum. Demiş Behlül Dağ'a. Peki yapacak bir şey yok. Çıkmış fırından. Hemen koşarak yan taraftaki fırına gitmiş. İstemiş ekmekleri, tartmış böyle güzelce ekmekleri. Arkasından demiş ki, görmüş böyle inanılmaz ekmekler tam hatta biraz da fazla gramajında. Gayet iyi yani. Hemen sormuş fırıncıya. Mutlu musun? Mutluyum. Mutluyum çok şükür demiş. Peki çocuk var mı? Var. Beni hiç üzmüyorlar. Bana hep okul sonrası yardım ediyorlar. Karın nasıl? Karım da çok iyi. Beni hep başının üzerinde taşıyor. Bana çok destek oluyor. İyi peki demiş Behlül Dağ'a ve oradan çıkarak hemen Harun Reşit'in yanına gelmiş. Bu arada bunları kaldırıyorum. Daha fazla su koymama gerek kalmadı. Hamurumun yapısı gayet iyi. Hemen koşarak Behlül Dağ'a Harun Reşit'in yanına gelmiş dedi mi? Demiş ki bana başka bir iş ver.
Nasıl yani? Sana daha işte yeni bir iş verdik. Çarşının ağası ol dedik. Yok. Çarşının ağası var. Zaten kendi kendine vicdanlar tartılmış, cezalar alınmış. Kalmış Harun Reşit, ne diyeceğini bilememiş. İşte şöyle düşündüğünüzde hakikaten mutfağın da kendi ağası var. Bizim mutfağımız yaşayan bir mutfak. Malzemeler yaşıyor. Onlara iyi bakarsınız, onlara iyi yaparsanız hakikaten o mutfağın nimetleri sizi ödüllendiriyor. Ama onlara iyi bakmazsanız ve güzel bir şekilde hakkını vermezseniz mutfağın nimetleri sizi cezalandırıyor. Evet, şu anda elmalarımla güzelce kayısılarımı soteledim. Bana bu kadar pişmeleri yeter. Daha fazla pişmelerini istemiyorum. Biraz tarçın ekleyeceğim şimdi. Tarçınımı alıyorum şuradan, tarçın ekliyorum. Başka ne ekleyeceğim? Başka ekleyeceğim bir şey yok. Hamurum da hazır. Hamurumu şimdi hatta şöyle birazcık daha yayayım. Eğer buzdolabında bekletirsem hamurumu çok rahat. Daha rahat açacağım. Ama bekletmezsem de biraz unla hamurumu açabileceğim. Benim tavsiyem lütfen buzdolabında ne kadar derseniz bir 10 dakika, bir 15 dakika hamurunuzu bekletmeniz. Yağ kendini toplasın ve daha rahat işleyin. Daha rahat hani hamurunuzu tart üzerine, tart kalıbına sil. Şimdi tarçınımı da ekliyorum. Bol tarçın ekliyorum çünkü ben tarçını çok seviyorum. Tarçınla da ilgili bir şey anlatacağım aslında size. Evet, şöyle birazcık karıştıralım. Hatta biraz fazla karıştıralım. Ve hamurumuzu açmaya başlayalım. Evet, birazcık da şöyle bu taraflarına da koyalım. Tamam. Tarçınla ilgili de şunu söyleyeceğim. Evet, biraz un alayım. Geliyorum. Şimdi. Tarçında özellikle yurt dışında ev satmak isteyen insanlar hemen eve giriyor, her tarafı temizliyor, ya evi satıyor ya kiralıyor, hiç artık önemli değil. Ama evin her tarafını çiçek gibi. Sonra bir tavaya aynen böyle bizim koyduğumuz gibi elmaları koyuyorlar ve üzerine tarçın dökerekten yağda kızar, yani yağda soteliyorlar elmaları. Şöyle evet biraz yumuşak, gerçekten hamurumuz biraz yumuşak. Onları soteleyince tarçınla elmanın verdiği şu anki buradaki koku gibi inanılmaz güzel bir koku oldu. Ama bu ne biliyor musunuz? Evde biraz böyle sıcak ev havası kokusu. Yani biraz daha hani yuva kokusu. Bu satış için gelen, yani satın almaya gelen insanları olumlu yönde etkiliyor. Tarçın kokusuyla elma kokusunun birleşmesi. Daha hızlı karar veriyorlar ve her şekliyle ne olursa olsun olumlu karar veriyorlar. Yani satıcıların yaptığı şeye bakar mısınız? Mutfağın nimetlerini nasıl kullanıyorlar? Evet, şimdi güzelce hamurumuzu bir miktar şöyle genişletiyoruz. Merdane kullanarak. Evet. Hamurunuzu eğer dinlendirirseniz daha iyi açabilirsiniz. Dinlendirmezseniz daha da zorlanabilirsiniz. Çünkü hamur yumuşak. Evet, şöyle büyük bir spatula sayesinde alttan alıyorum. Ve direkt evet, hafif yırtılacak ama hiç önemli değil, koyuyoruz. Bundan sonrasını ne yapıyoruz? Direkt elinizle düzeltiyorsunuz. Düzelte 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 gidiyoruz. Ve bunu hatta merdaneyle üzerinden geçelim kenarlarının. Tamam. Şimdi şu şekilde alıyoruz. Hepsini düzelte düzelte gidiyoruz. Kalın olan kısımlarını yukarıya doğru ittiriyoruz. Böyle evet. Genelde şu kısımlarını. Hatta mesela şurada bir kısım kalmış. Şurayı görebiliyor musunuz? Açık. O zaman onu böyle hamurumuzu yapıştırarak devam ediyoruz. Çünkü hamurumuz çok taze, çok yumuşak. Yani bunu benimle beraber yapıyorsanız bunu göreceksiniz. Aa diyeceksiniz, olmuyor. Çok nasıl diyeyim, güzel elastik açılmıyor. Çünkü hamur çok taze, o yüzden açılmıyor. Şimdi tekrardan üzerinden tekrar geçelim. Evet, hatta şöyle kalın olması daha da ideal olur. Şunu yalnız birazcık inceltmemiz gerekecektir. Evet, güzelce inceltin. Olabildiğince mesela elimizle şu kenarlarını toparlıyorum. Elimizle böyle yaptığınızda görüyor musunuz nasıl hamur düzleşiyor? Görüyorsunuz değil mi? Çünkü içerisindeki yağ
hemen kendini veriyor. Evet, şimdi tekrardan düzeltelim. Olabildiğince hızlı bir şekilde düzeltiyoruz. Şöyle güzelce, evet, elimizle düzeltiyoruz. Arkasından elmalarımızı, kayısılarımızı, evet, tamamını boşaltıyoruz. Şöyle iyice sıyıralım. Tamam. İyice sıyırdık. Ve yayıyoruz. Zaten yarı pişmiş gibi. Kayısılar değil, kayısılar neredeyse tam pişmiş gibi. İsterseniz bunun üzerine kayısıları böyle yarım yarım koyabilirsiniz. Ha, nasıl yapacağız onu? Piştikten sonra kayısıların üzerine şekerler koyacağız. Şekerleri bizim ateş dediğimiz pürmüzle yakacağız. Ve kenarlarına yerleştireceğiz. Hakikaten ayrı bir lezzeti oluyor. Yani görüntüsü de daha bir farklı oluyor. Peki başka ne yapabiliriz şu anki tartımız için? Hemen kısaca şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Hamurunuzu, kalan hamurunuzu tekrardan yoğuruyorsunuz. Fazla yoğurmanıza gerek yok zaten. Çok sıcak ve hamur çok taze. Evet, şöyle incecik açalım. Olabildiğince şey şeklinde, nasıl diyelim size, hani bir yaprak kalınlığı gibi ama öyle bizim bildiğimiz yaprak değil, hamur yaprağı. Bunun için elinizle bastırırsanız yine aynı şey etkiyi alacaksınız. Hatta şöyle kenarlarından yine kaldıralım. Kulpatlarımız var bizim. Kulpat, yine kurabiye, kurabiyeleri güzelce şekillendirdiğiniz kalıplar. Bunlar için, evet, biraz daha merdivenden geçirdik. Şöyle yaprak şekilleri var. Böyle yine bunları büyük marketlerden de bulabilirsiniz. Ben mesela bunu büyük marketten satın almıştım. Hatta şu cinsini çok beğenmiştim. Bunları büyük marketlerden satın aldım. Yani onların da sadece illa pastacılık malzemeleri satan yere gitmenize gerek yok. Şöyle ayrıca başka bir yerde tutuyorum. Bunu bastırıyorum, üzerine şekil yapıyorum. Sonra şu şekliyle ittiriyorum. İşte hamurun kalın olması gerekiyor ki bunlarla beraber pişerken ayrı bir şekil versin. Tart hamurunuza böyle delikler atıp sadece hamurun kendisini pişirmeye ise yarı pişirme diyoruz biz buna. O zaman üzerine zaten pişmiş bir, iyice her şeyle pişmiş malzeme koymanız gerekiyor. Evet, şu haliyle atıyorum fırınımıza. Bir tepsi, evet şuna şöyle bakalım, bir tepsiye koyayım. Yani 180 dereceli fanlı fırınımıza gidiyor. Evet. Gitti. Güzel. Şimdi en güzel kısma geldi sıra. Tadacağız. Az tadacağız, çok paylaşacağız. Sistem bu. Bizim sistemimiz böyle. Peki bakıyorum. Kayısılarımızı koyacağımızı söylemiştik. Kayısılarımızı koyduk. Üzerlerine biraz şeker. Evet, şöyle hafifçe şekerlerimizi döküyoruz. Evet, güzel. Zaten kayısılar kendileri çok sulanmış durumda. Sonra eğer pürmüzünüz varsa pürmüzle bunu yakıyorsunuz. Nedir pürmüz? Hemen söyleyelim. Şöyle bizim ateş çıkartan bir aletimiz. Buna pürmüz diyoruz. Ve hafifçe kayısılarımın üzerini yakıyorum. Yani şekeri yakıyorum aslında. Şu anda kıvamında oldu. Güzel. Peki hangisinden başlayalım önce? Şu çıtırtılardan başlayalım mı? Hadi değişiklik yapalım. İlk defa tatlı yerine tuzludan başlayalım. Olur mu? Kabul? Peki. Öncelikle ıspanak sepetimden başlıyorum. Şöyle alıyorum. Bayağı çıtırtısı var. Gerçekten güzel. Atıyorum. Çok güzel. Çok lezzetli. Bir daha bakayım tadına nasılmış.
Gerçekten çok güzel. Bir kere çok rahat yufka kısmını önceden yapabiliyoruz. Sonra içini önceden hazırlayabiliyoruz. Tabii ki ayrı ayrı saklıyoruz. Ama davet günü geldiğinde hepsini birleştiriyoruz. Böyle kolay, güzel, tek atımlık, çıtır ıspanak sepetlerini. Hep böyle aklıma başka şeyler de geliyor. Çünkü enginarlı yapabilirsiniz, semizotuyla yapabilirsiniz, brokoliyle yapabilirsiniz. Her türlü sebzeyle bu ıspanak sepetini yapabilirsiniz. Peki geri kaldı tartımız. Onun için şöyle bir parça kesiyorum kendime. Oo, çok güzel. Kıvamı iyi. Şöyle bir parça kesiyorum. Tamam. Evet, güzelce tabağımıza yerleştirelim. Oo, harika. Ama ondan önce Antep fıstığı koyalım mı? Benim burada bir Antep fıstığım vardı. Güzel. Antep fıstığı koyuyoruz. Ve tabağımızı renklendiriyoruz. Zaten kayısıyla neler? Antep fıstığı, tarçın, arkasından elma. Gerçekten çok iyi uyum sağlayan arkadaşlar grubuna giriyor. Lezzetleri birbiriyle çok orantılı. Evet, benim her seferinde bu başıma geliyor. Yani bir spatula kullanmayı öğrenemedim. Ya devamlı kullanınca böyle oluyor. Artık belli bir süre sonra şef bıçağıyla yemek yemeye başlıyorsun. Evet, bakalım lezzeti nasıl olmuş. Üstüne de koyalım mı Antep fıstığını? Abartmayalım değil mi? Evet, devam ediyorum. Şöyle kesiyorum. İşte bu tartınızın çok sert olmasını engelliyor. Çünkü çok sert çok makbul değildir. Altının böyle ıslakımsı olmasını da istemeyiz. Gerçekten çok güzel. Lütfen tariflerimizi deneyin. Ondan sonra da sosyal medyadan konuşalım. Tatlı Tuzlu Tarifler'in yeni rotası pastane anahtarı bizde. Kalbi sizin evde. Hoşçakalın. Hoşçakalın.